Evet hocam, başlayabilirsin inşallah. Tamamdır hocam, başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sanırım 8. dersimiz. Yine güzel bir tekst ama bu tekstimizde sanırım yeni bir gramatik yapı yok ama biraz karmaşık olduğu yerler var. Beraber değerlendirelim inşallah. 1,5 saat içerisinde yine ikisini bitirmeye çalışalım. Yine her zamanki gibi öncelikle verilerimizden başlayalım arkadaşlar. Als auf zweiteilige Konnektörün ikincisi değil mi? Sowohl als auch, hem şöyle hem de böyle derken. Normalerweise arkadaşlar adverb, yani normal olarak demek. Başka adverbimiz var mı? Allerdings. Bereits, ya allerdings, evet allerdings. Bereits, ya bereits birebir şunun zünnümü diyebiliriz arkadaşlar. Zaten, bile gibi anlamları var. Ama tekstimizin içerisinde çok farklı bir şekilde kullanılmış. Hani bazı yapılar var ya, böyle birlikte kullanıldığı zaman anlam güçleniyor. Ganz besonders ya da ganz anders gibi. Yani anders duruyor ama ganz'ı boş bırakmış. İşte oraya ganz getiriyoruz. İkisi birlikte kullanıldığı zaman anlam güçleniyor. Metnimizde yine öyle bir yerde geçecek. Allerdings dediniz. Başka adverbimiz var mı? Ehe ya. Ehe. Ehe arkadaşlar, daha önce geçmişti, metinlerimizde vardı yine. Önce daha ziyade filmer demiştik hatta, yine bir adverb. Liebe, o da Führer manalarına gelebiliyor. Yine adverblerimizden bir tanesi. Başka sanırım yok gibi. Es arkadaşlar, personel pronomen. Dirte person singular ifade ediyor. Ein arkadaşlar, ein unbestimmte artikel olabilir. Başka ne olabilir? Prefix olabilir. Bir de yine personel pronomen olabilir, değil mi? Personel pronomen yerine de kullanılabilir. Und bağlacımız. Başka bağlacımız ne var? Den, çünkü demek. Ama Habsatz yapıyor. Yine burada bir Why? çünkümüz var. Why? Evet. Ne yapıyor while hocam? Çünkü amaç bildiriyor ama çünküsünü söylüyor. Den'den hemen Nebenzas hemen yapıyor değil mi aynı. hocam? Şimdi den çünkü dedik. Habzas yapıyor. Ama while nebenzas yapıyor. Aradaki fark bu değil mi? Yani Ya. metnimizde çünkü kullanacaksak bakacağız. Yani nebenzas mı yoksa habzas mı? Hangisi? Eğer habzasa den kullanacağız. Nebenzas gerekiyorsa while kullanacağız. Belki de ikisi de geçiyordur. Hatırlayamadım. Şimdi bakalım. Aufgrund sanırım geçen hafta da vardı. Sebep Genitif genetik. prepozisyon imagenitif olarak kullanılıyor. Auf ve in, ikisinin ortak özelliği nedir? İn içinde. İkisi de veksel prepozisyon değil mi? Hem Wohin, akıldaki hem evet. akıl. O da wohin sorusuna cevap verecek. Yani kullanacağımız yerde. Eğer wohin sorusunun cevabıysa in ya da auf akuzatif yapacak. Wo sorusuna cevap veriyorsa in, o da auf datif yapacak değil mi? Yine metnimiz içerisine bakalım. Ve werden var burada. Bir de sind var. Verb. Verb üçüncü person plural, höflich form und erste person plural değil mi? Buralarda biz sind'i ve werden'i kullanıyoruz. Peki sind'i kendi anlamı dışında yardımcı fiil olarak nerede kullanıyoruz? Verb olarak kullanıyoruz. Evet, ama nerede? Perfect Perfekte değil mi? zamanında Evet, perfect. perfekte. Peki başka bir yerde kullanıyor muyuz zindi? Pasifte. Bir daha söyler misiniz hocam? Suçtan pasif. Suçtan pasifte. Aynen öyle, aynı. Başka var mı? Evet, başka var. Bir de nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Bir yerde daha kullanıyoruz. Pasif ersatz. Pasif erzas da Konjüktin olarak vere yaptığımızda kullanıyor mu? O muydu acaba Hayır, verin? hayır, hayır hocam. Bir şey daha vardı, şimdi hatırlayamadım ama verdene bakalım. Verden yine pasifin yardımcı fiili olarak kullanıyoruz. Future Einstein yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. Ve yine kendi full verb olarak da verden yine kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi metnimize bakalım. Dediğim gibi metin biraz
Yine güzel bir metin, ilginç bir metin. Sich abhärten arkadaşlar. Abhärten arkadaşlar direncini artırmak. Sich abhärten direncini artırmak. Jemand härtet etwas akkusativ objekt ab. Birinin ya da bir şeyin direncini artırmak. Sich ile kullandığı zaman kendi direncini artırmak. Yani metnin ana başlığı direncini artırmak. Abhärten arkadaşlar akkusativ objektle kullanıldığı gibi gegen ve durch prepozisyonuyla da kullanılıyor. Gegen ve durch ikisi de akkusativ, immer akkusativ. Mesela gegen Erkältung dediği zaman gribe karşı direncini artırmak. Durch mesela durch vesilesiyle ne vesilesiyle? Mesela kaltes duşen yani soğuk duş vesilesiyle direncini artırmak. Metnimiz biraz Winterbaden, Eisbaden, soğuk duş falan geçtiği için bu örneği verdim. Direncini artırmak. Bakalım direncini nasıl artırıyorlarmış. Das Winterbaden oder Eisbaden ist eine gute Möglichkeit. Den Körper abzuhärten. Arkadaşlar, kış banyosu ya da Eisbaden, buz banyosu. Güzel bir imkan. Ne için güzel bir imkan? Möglichkeit. Akkusatif kullanmış. Aynen. Vücudun direncini artırmak için. Direncini artırmak için. Aynen. Şimdi burada birinci boşluğumuz var arkadaşlar. Arkasından hemen verbimiz gelmiş. Ist. Die Bezeichnung Winterbaden präziser. Präziser arkadaşlar ganz genau demek. Präziser. Bezeichnen tanımlamak, göstermek gibi anlamları vardı biliyorsunuz. Burada bakalım besajnen, evet işaretlemek, göstermek, tarif etmek, adlandırmak. Buradaki boşluğumuza birinci pozisyon bağlacı gelecek değil mi? Bir bağlaç gelecek. Buraya ne gelebilir? Şimdi vücudumuzu artırmak, vücudumuzun direncini artırmaktan bahsettik. Ve burada bir açıklama cümlesi gelmesi gerekiyor. Yani ancak, değil mi? Ancak ifade etmesi lazım bize. Buraya Allerdings. Allerdings. Evet, Allerdings gelecek arkadaşlar. Allerdings. Ancak die Bezeichnung. Bezeichnung dediğim gibi yani bunun tanımı Winterbaden, kış banyosu olarak ganz genau yani tam ifade edebilir. Kış banyosu diyerek bunu tam ifade edebiliriz, tam tanımlayabiliriz manasında. Arkasından daha çünkü diese Aktivität bereits im Herbst beginnt. Buradaki bereits arkadaşlar henüz schon gibi. Herbst neydi? Herbst sonbahar değil mi? Sonbaharda. Bu aktivite sonbaharda başlıyor. In den Wintermonaten intensiviert. Intensiviert daha önceki metinlerimize geçmişte yoğunlaşmak demek. Peki bu relatif zat mı? Intensiviert wird. Evet. Fiilimiz, yardımcı fiilimiz wird. En sona sonra gelmiş. Evet. Peki bu relatif zat mı sizce? Inden dediği herbst mi kastediyor? Kış ayındaki inden, wintermonaten. Kış ayı. Değil mi hocam? Bakın şimdi burada cümle devam ediyor ama relatif zat değil. Yani Herbst ifade etmiyor. Herbst de başlar yine çünkü'den geliyor. Yani bu verbin sonda olması intensiviert wird çünkü'den geliyor. Dağdan geliyor. In den kış aylarında yoğunlaşır. Yani çünkü sonbaharda başlar, kış aylarında yoğunlaşır. Yani bu çünkü'den dolayı beginnt sonda olduğu gibi intensiviert wird pasif zas biliyorsunuz burası. Yoğunlaşıyor. Bu şekilde verbin sonda olması dağdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu inden relatif zas değil. Yani daha çok relatif zaslarda biz gördük evet inden, indem. Burada inden Wintermonaten. Wintermonaten plural kış ayları. İnden datif değil mi? İnden Wintermonaten. Anlaşılmıştır umarım. Devam ediyorum. Und sich bis zum Frühjahr fortsetzt.
Arkadaşlar, fort ileri demek, Führer da yani bahar demek. Yani bahara kadar sich fortsetzt. Bahara kadar devam ediyor. Ne devam ediyor? Ne devam ediyor? Bu aktivite, değil mi? Aktivite şurada. Aktivite fortsetzt. Şurada sich'ten önce tekrar aktivite ya da özne koymamış. Neden? Çünkü aynı özneyle devam ediyor. Aktivite bis zum Frühjahr, bahara kadar, sonbaharda başlıyor ama bahara kadar fortsetzt devam ediyor. Evet, şimdi burada bir boşluğumuz var. Boşluktan hemen sonra der mi, milden winter gelmiş. Winter artikeli ne arkadaşlar? Das mıydı, der miydi? Derdi normalde, değil mi? Yok. Peki, genelde er'le biten, daha önceki 2-3 dersimizde konuşmuştuk bunu. Yine bu metinde de bir iki yerde herhalde geçiyor. Er'le biten nomenlerimiz çoğu zaman plural olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Yine er olarak kalıyordu, değil mi? Sadece der winter, die winter oluyordu. Arkadaşlar, bu plural. Bunun nereden anlıyoruz plural olduğunu? Milden arkadaşlar. Milden. Şimdi burada der var. Arkadaşlar, burada milden var. Endeklinasyon uygulanmış. Şimdi cümlenin devamına bakmadan sesleri kapatmak istiyorum. Tekrar açabilirsiniz. Şimdi cümlenin devamına bakmadan boşluğa ne gelebilir? Plural dedik bunu. Aufgrund da gelebilir. Aynen, genitif değil mi? Yani bu genitif olduğu için burası der milden winter, bizim genitive ihtiyacımız var ve verilerimiz arasında sadece ve sadece bir tane verimiz genitif yapıyordu. Buraya Aufgrund geliyor. Aynı dediğiniz gibi. Aufgrund milden winter. Peki arkadaşlar, mild ne demek? Yumuşak mı? Yumuşak. Yoğurtların üzerinde görüyor musunuz mild? Evet. Ha, yumuşak. Yani yumuşak, hoş, tatlı, yani ekşi değil yani. Ekşi değil manasında. Tatlı, hoş. Aufgrund der milden winter. Normalde winter'de ne olur? Sert sert soğuklar olur. Bol bol kar yağar, don olur. Ama burada yumuşak geçtiğini söylüyor. Yani çok, nerede o eski kışlar diyoruz ya, onu ifade ediyor yani. Aufgrund der milden winter. Şimdi devamında ne gelecek? Die, evet arkadaşlar, bu winter'in plural olduğunu bir de buradan şey yapıyoruz. Anlıyoruz. Evet, relative zasta die diyor. Ne yapıyoruz? Onları biz plural, winter, o kışları via häufig in Deutschland, Almanya'da ne yapıyoruz? Elde yapıyoruz. Yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Evet, görüyoruz. Arkadaşlar, B2 metin. Burada önemli bir nokta var. Felt nicht selten die Möglichkeit. Şimdi sesler birbirine karışmadan. Şimdi felt nicht selten. Yani bu gerçekten karışık yani. Hani eğer B1'den B2'ye yeni geçen bir arkadaşımız varsa bunu anlamlandırmakta zorlanabilir. Var hocam. Bir kişi ne anladığını söyleyebilir mi arkadaşlar? Bu cümleden. Felt nicht selten die Möglichkeit. Çok da nadir imkanlar olmuyor. Yok, çok nadir olmayan şekilde eksik oluyor mu imkanlar? Hocam, siz güzel anlatmış olabilirsiniz ama ben anlamadım. Yani benim anlayacağım şekilde ifade edebilir misiniz? İmkanlar çok nadir olmayacak şekilde eksik. İmkanlar çok mu fazla, çok mu az? Çok az. Nadir olmuyor. Şimdi buradaki arkadaşa bu cümle olumlu bir cümle mi, olumsuz bir cümle mi? Ne diyorsun? Olumlu, olumsuz. Olumlu, olumsuz var. Olumlu. Olumlu. Cümle olumlu. Olumsuz, fehlen, olumlu. Fehlen eksik olmak, nicht olumsuz, iki olumsuz bir olumlu yapar.
Peki şimdi hocam güzel izah etti. Ben bir çevireyim. Sonra tekrar sorayım. Olumlu mu, olumsuz mu? Şimdi şimdi şu nicht selten arkadaşlar ikisi de aslında olumsuz. Nicht ve selten. Şimdi nicht selten'i kapatalım. Die Möglichkeit fehlen. İmkansızlık demek değil mi bu? Die Möglichkeit fehlen imkansızlık mı demek arkadaşlar? Eksiklik mi demek? Yani İmkan imkanların yok, eksikliği. İmkanların eksikliği hiç de az değil. Yani imkansızlık çok fazla. Yani imkan bulamıyoruz. Yani cümle olumsuz anlıyorum ben. Sizler de öyle anladınız mı şu anda? İmkansızlık nicht selten. Çok fazla imkansızlık var. Nicht selten'in yerine oft koyalım ya da häufig koyalım. İmkansızlık çok fazla. İmkansızlık fazlasıyla var. Arkadaşlar. Ya. Cümle olumsuz değil mi? Yani Almanya'daki häufig in Deutschland erleben bu yumuşak kışları biz çokça yaşıyoruz Almanya'da. Bu imkan. Neydi bu imkan arkadaşlar? Bu aktivite. Aktivite. Hangi aktivite? Kış. Winterbaden. Yani bunların bu möglichkeit onları kastediyor. Bu imkanların imkansızlık, fehlen möglichkeit imkanların olmaması. Fehlen yok demek değil mi? Eksik demek. İmkanların eksikliği hiç de az değil. İmkansızlık çok fazla. Yani cümle olumsuz. Şimdi olumsuz, yani olumlu düşünen var mı? Yani ben çünkü illaki benim dediğim doğru demiyorum. Fakat yani hocam ben şöyle düşünüyorum diyen varsa biraz daha fikir alalım yoksa geçelim. Bu imkansızlık çok fazla. Yani bu möglichkeitlerin fehlen'i olmaması nicht selten. Sık sık biz bu imkanları bulamıyoruz manasına. Anlaşıldı sanırım. Devam ediyorum. Peki ne için imkansızlık hiç de az değil fazlasıyla imkan yok? Ein Eislo in den See zu haken. Arkadaşlar Loch biliyorsunuz delik demek, buz deliği. Yani arabası olanlar biliyorlardır. Tekerlerin o şeylerin bijon deliklerine falan Loch deniyor. Loch Kreis falan geçiyor. In den See yine akuzatif. Göle zu haken. Arkadaşlar haken haken arkadaşlar şimdi bilgisayar korsanlar oluyor değil mi? Onlar ne yapıyorlar? Hacker diyorlar. Onlar biz ne diyoruz? Ya hack ediyorlar. Hacker diyoruz değil mi onlara? Şimdi aynı manada arkadaşlar. Yani şifre kırmak. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Markete gidiyoruz. Helal markete ve diyoruz ki bize hack flash ver. Haken oradaki haken arkadaşlar. Kıymak mı? Kıymak, evet. Ben sevmediğim bir iş, Kleingarten'da çapalamak yine haken ve kırmak. Yani buradaki anlamı kırmak arkadaşlar, parçalamak, o buzu parçalamak. Ne için? İndenzi'yi göle bir Eislo açmak için die Möglichkeit fehlen nicht selten. İmkansızlık çok fazla. İmkansızlık çok fazla. Olumsuz bir cümle. Yani neden? Çünkü wie häufig in Deutschland erleben. Bu biz bunu fazlasıyla tecrübe ediyoruz, yaşıyoruz. Neyi? Der milden Winter. Ilıman kışları yaşıyoruz. Sanırım şimdi anlaşılmıştır. Şimdi üçüncü boşluğa gelelim. Üçüncü boşluk sonra geliyor arkadaşlar. Şöyle bir cümle. Johann Wolfgang von Goethe hat im Winter ein Eisloch in der Ilm gehackt, darin zu hocken. Burada duralım. Arkadaşlar bu adam Johann Wolfgang 1700'lü yıllarda Almanya'da yaşamış. Edebiyatçı ama çevre bilimci aynı zamanda. Ve 1775 yılında ilk defa bir kışta im Winter ein Eisloch bir buz deliği gehackt yapmış, açmış. Nereye? In the Ilm. Arkadaş bilmiyordum, buna baktım ben. 130 kilometre boyunca Türingen civarında bir nehir bu, akarsu. Bunun üzerinde
Aslı açmış. Ne için açmış bunu? Umdarin suhokan. Arkadaşlar yine bir şey, bir izah. Bu yani akılda kalıcı olması açısından söylüyorum. Almanya'da genelde mutfaklar küçük değil mi? Almanya'da mutfaklar küçük olduğu için biz mesela 4 kişilik bir aileyiz. 2 tane sandalyemiz var mutfakta. Bir de 2 tane de biz bir şey aldık, bir şey satın aldık. Tabure. Buna ne deniyor? Hoker değil mi? Oturma. Evet, oturak yani. Bizim Anadolu tabiriyle oturak aldık. Bu hoker oradan geliyor arkadaşlar. Hoken yani oturmak demek arkadaşlar. Darin yani darin. Ne o açtığı deliğe, o darin o deliğin içine oturmak için. Yani şöyle yapıyorlar. Kırıyorlar buzu. Ayaklarını o suyun içerisine sokuyorlar. Kendileri de o kırdıkları kenarda o buz kütlesi üzerinde oturuyorlar. İşte darin, suhoken derken bunu kastediyor. Ben internetten bakmıştım, daha önce bakmıştım. Bunu sanırım Rusya'nın Katolikleri arkadaşlar günahlardan arınma ibadeti olarak yapıyorlar. Her sene kış aylarında ve göllerin üzerine haç şeklinde açıyorlar bu şeyleri, ice lohları, bu buzu haç şeklinde kırıyorlar ve bir taraftan girip ortasında 2-3 sefer kafalarını vahdis gibi o buzlu suyun içerisine sokuyorlar ve sonra çıkıyorlar. Bu yılın Şubat ayı gibi Berlin'de bir insan ölmüş yani. Bunu Berlin'de birisi yapmış. Yani çok tehlikeli bir şey yani. Eğer vücut alışık değilse hipotermi mi diyorlar? İnsan ölebilir yani. Çok tehlikeli bir spor. Natürlich. Hocam, evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun hocam. Neden umdarin? Yani böyle dairenin etrafında ve ayaklarının içine soktuğu için mi umdarin oluyor? Evet, yani o deliğin içine demek. Daha buradaki daha orayı ifade ediyor. Niye ifade ediyor? Deliği. Tamam, İndi onun içerisine. Neden var? Un su. O deliğin içerisine oturmak için su var. Umdarin su okan. Özür dilerim canım. Tamam, estağfurullah. Evet arkadaşlar devam edelim. Natürlich sollten wir ein solches Vorhaben langsam angehen. Üçü söylemedik onu hocam. Ne? Üçü söylemedik. Nein. Çok özür dilerim. Arkadaşlar, bereits için şey demiştik değil mi? Schon demiştik. Hat gehakt. Schon hat gehakt değil mi? Bereits geliyor üçüncü boşluğa. Ben orayı atladım direkt. Bu adam zaten 1700'lü yıllarda bunu yaptı diyor. Bu ice lohu indi ulme açtı, kırdı oraya oturmak için. Buradaki boşluğumuza schon geliyor. Evet zaten yani bereits geliyor buraya. Yani schon şıklarımızın arasında yok. Bereits geliyor. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Yok. Evet buraya bereits geliyor arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Natürlich sollten wir ein solches Vorhaben elbette langsam angehen. Elbette Vorhaben normalde fiil biliyorsunuz. Planlamak. Değil mi arkadaşlar? Planlamak. Solches Vorhaben ein solches Vorhaben akuzatif. Das Vorhaben ein solches Vorhaben. Elbette bu planı ya bu projeyi proje diyelim. Bu projeyi yavaş yavaş başlatmalıyız. Yani angehen buradaki anlam arkadaşlar biraz başlatmak gibi ama das Holz geht nicht an. Bu odun yanmıyor. Yanmak anlamı da var angehen'in. Beginnen yani buradaki anlamı beginnen yani bence beginnen. Yavaş yavaş başlamalıyız. Yani bu projeyi yavaş yavaş faaliyete geçirmeliyiz. Bekämpfen mücadele etmek. Bir de möglich sein anlamı var. Yani olabilmek. Yani imkan dahilinde olmak. Yani buradaki anlamı beginnen. Yani yavaş yavaş bu projeye başlanmalı. Sollten konjunktiv zwei höflich form tavsiyede bulunuyor. Und unseren Körper Schritt für Schritt mit kaltem Wasser
Quelen. Ya quelen başka verblerle karıştırmayalım. Quelen. Arkadaşlar quelen işkence etmek, ızdırap vermek, acı vermek. Vücudumuzu şirit fürşirit. Şeyde gerçek sınavımda, benim B2 sınavımda bu çıkmıştı. Şirit bir boşluk vardı, şirit vardı. Oraya für koymuştum arkadaşlar. Yani gerçek sınavda böyle bir şeyle karşılaşmıştım ben, aklınızda olsun. Ne yapıyor? Mit kaltaması. Soğuk suyla vücudunu yavaş yavaş ona alıştırıyor diyelim, ama normalde kuelen işkence etmek, acı vermek yani. Hakikaten bu bir işkence yani. Birazcık soğuğa maruz kalıyoruz. Ne kadar bizi etkiliyor bazen. Şirit fır şirit. Peki şirit fır şiritten başka neler olabilir? Ben buraya yazdım. Açalım. Arkadaşlar hand in hand, el ele. Aynı Türkçedeki düşündüğünüz şeyler. Ben Türkçe'de düşündüm, var mı diye baktım. Var yani. Hani önce Türkçe düşündüm bunları. Şütük fır şütük. Arkadaşlar tane tane. Arm in arm. Kol kola. Auge in auge. Mit jemandem. Birine karşı göz göze. Göz göze değil mi? Göz göze. Peki auge um auge. Bu ne demek? Göz etrafında. Göze göz, dişe diş diyoruz ya. Göze göz. San um san. Arkadaşlar bunlar Almanca'da var. Kontrol edip yazdım buraya. Göze göz, dişe diş. San um san. Schulter an Schulter. Omuz omuzda savaştık diyoruz ya. Kopf an kopf. Kafa kafaya verdik ve bu işi çözdük. Peki sonuncusu ne arkadaşlar? Kopf oda sal. Saymak. Kafa kafaya saymak. Hocam yazı mı tura mı? Sayın. Yani yazı mı tura mı derken... Zayt. Evet. Zayt sayma. Sal ya, yazı mı tura mı? Kop o da sal diyorsa birisi, bilin ki yazı tura atıyordur yani. Kop o da sal. Yani bunu bu ekstra informasyon olarak yazdım. Aslında şey alakalı değil ama ekstra bir informasyon. Yazı mı tura mı? Dördüncü boşluğumuza gelelim. Winterbaden ist, bir boşluğumuz var. Nicht für warm duscher. Arkadaşlar az önce de söyledik sanırım. Bir, burada bir sonda er görüyorsak, bu yüzde, Almanca'da istisnalar var. %85, %90 diyelim. Ama istisnalar var, biliyorum istisnaları da. Person, bir person ifade ediyor. Kimmiş bu person? Eine person die empfindlich ist. Bir insan, o çok hassas bir insandır. Yani duyarlı yani. Her şeye duyarlı. Şimdi warm duşa, yani sıcak duş alanlar için person bunlar. Ve plural olduğunu düşünüyorum. Sıcak duş alanlar için buraya ne gelebilir? Winterbaden ist, burada bir nicht'imiz var. Bu nicht'i güçlendirmesi gerekiyor. Burada arkadaşlar geçen hafta adverbiyende unwahrscheinlich görmüştük. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İnanılmaz demişti bir hanımefendi hocamız. Ben de demiştim ki bir de wahrscheinlich'in tam tersi anlamı da var. İhtimal dışı. Yani kış banyosu sıcak duş alanlar için ihtimal dışıdır. Kesinlikle olmamalıdır. Bu unwahrscheinlich arkadaşlar ifade eden şey normal ama eher nicht arkadaşlar. Eher nicht dediği zaman birisi, oradan anlayın ki ihtimal dışı. Unwahrscheinlich. Yani eher nicht'i birbiri yan yana koyun, bunun sinonimi nedir derseniz unwahrscheinlich arkadaşlar. Ama eher'den de çıkar mı bu anlam? Yani hani biz unwahrscheinlich'i bilmesek, bu ikisinin birlikte unwahrscheinlich anlamına geldiğini bilmesek, buraya eğer koyabilir miydik? Yani şöyle daha ziyade gibi demiştik yani. Filmler. Tercih edilebilir değil gibi değil mi abi? Evet. Daha ziyade nicht hiç demek yani nicht değil burası. Nicht arkadaşım. Nix diye okuyorum ben genelde bunu. Nix. Daha ziyade asla sıcak duş alanlar için değil. Yani. Peki normale wise gelemez mi hocam oraya da? Normale wise nicht olur mu? Olmaz yani bence kış hocam. Banyosu normalde onlar için değil.
Ama şimdi bu warm duşe aşağıda tanımlamış. Bunlar yani hassas insanlar. Yani burada bizim söylememiz gereken ihtimal dışı. Yani normal avize biraz daha normallik ifade ediyor. Normal avize'nin zünnümü ne? Normal avize, möglich avize, möglich sein. Yani bunları normal avize yerine kullanabiliriz. Yani biraz nişsi güçlendirmek istiyoruz ya bizim. Amacımız nişsi güçlendirmek. Normal avize ile güçlenmeyeceğini düşünüyorum ben. Yani eğer nix'le beraber unwahrscheinlich anlamına geliyor demiştik ama unwahrscheinlich'i bilmesek de ben yine eğer geleceğini düşünüyorum. Evet, yani normal avise yani olmayacağını düşünüyorum. Yani normalde sıcak duş alanlar için değildir den ziyade asla yani İhtimal dışıdır yani. Asla sıcak duş alanlar için değildir yani. Hocam cümlenin devamı sizin dediğinizde doğruluyor sanki. Onun esis geferliş. Aynen. Und es ist gefährlich. Ve ne diyor? Bu tehlikelidir. İnsanlar hakikaten ölüyorlar yani. Her yıl Rusya'da alışık olmalarına rağmen bunun insanlar ölüyor. Devam edelim. Nicht jedes Kreislaufsystem mag kalte und unser Unterbewusstsein schätzt nicht immer seine Kräfte richtig. Boşluğumuz var burada. Nicht jedes Kreislauf. Arkadaşlar Kreislauf devir daim, dolanım. Dolanım ya da dolaşım sistemi. Yani her dolaşım sistemi das system. Her dolaşım sistemi, her kan dolaşım sistemi kalte nicht. Soğuğu ne yapmaz? Sevmez. Değil mi? Jedes Kreislaufsystem her kan dolaşım sistemi kalte nicht. Soğuğu sevmez. Und unser Unterbewusstsein, geçen haftalarda da vardı, birkaç sefer geçti. Bewusstsein, bilinç, şuur demek. Unter, einfach oluyor değil mi? Şuur altı. Şuur altımız, unser Unterbewusstsein, schätzt nicht immer seine Kräfte richtig. Kendi, seine Kräfte, kendi gücünü doğru nicht immer, daima doğru ne yapamaz? Bu fiili siz Türk halkını görmüştünüz biliyorum. Evet, doğru algılayamaz. Ne dediniz? Tahmin etmek. Algılayamaz. Aynı şeyden dediniz değil mi? Aynı şeyden. Evet, bu tren bariz verb ve prefix sona geliyor. Aynı. Ama tahmin edemez dediniz. Şimdi arkadaşlar, Almanca'da şöyle bir şey var. Ben sesleri kapatayım. Yine ihtiyaç olduğu zaman açarsınız. Arkadaşlar şimdi Türkçe'de de var ama yani yüz diyoruz 10 tane anlamı var yüz dediğimiz zaman. Şimdi her fiilin kontekste göre anlamları değişiyor. Yani buradaki anlamı da farklı. Geçen hafta hatırlıyor musunuz? Neydi? Unterstreichen duş demiştik. Vesilesiyle altını çizmek. Ama o altını çizmek oraya uymuyordu yani. Ama Unterstreichen'in bir de vurgulamak anlamı vardı. Geçen hafta hatırlayan hocalarım hatırlayacaklar. Yani buradaki anlamı da tahmin etmek değil. Ama bir bay hocamız doğru söyledi. Tekrarlayabilir mi? Einstein'in anlamını bir bay hocamız doğru söyledi az önce. Tahmin etmek miydi? Wahrnehmen, algılamak. Algılamak, değerlendirmek. Evet, yani şimdi cümleye bakalım. Bilinçaltımız daima kendi gücünü doğru ne yapamaz? Değerlendiremez. Evet, Barnum'un algılayamaz. Yani değerlendirmek, bewerten anlamı var. Arkadaşlar, Einstein'in tahmin etmek anlamı var. Bir de bewerten anlamı var, değerlendirmek. Ama buradaki anlam kesinlikle hocamın söylediği gibi Barnum'un de oluyor yani. Evet, beşinci boşluğumuza aynı getirdik değil mi? Viele Menschen mögen kein Eisbaden, aber Eier.
Birçok insan buz banyosunu sevmez ama yumurtalar. Yumurtaları sever. Belki yani farklı bir şey anlam da çıkabilir mi bilmiyorum. Hani buz banyosunu sevmez ama sıcak banyoyu sever diyebilir ama aya yani ne anlam ifade ediyor ama devamında anlaşılıyor arkadaşlar. Bakalım. Evet, şurada bir tane şeyimiz var yine. Geçen hafta Bindeşen ve Gedankenstreichen'e bakmıştık. Bu tire arkadaşlar vurgulamak için burada şu anda. Yani virgül için değil. Çünkü zaten burada ayardan sonra nokta var. Orada biz zaten dinleniyoruz. Tekrar virgüle ihtiyaç yok. Ya da iki nokta üst üste ya da tırnak da değil. Burada vurgu yapıyor. Das heißt. Yani bunun anlamı. Neyin anlamı? İnsanlar buz banyosunu sevmiyorlar ama yumurtayı seviyorlar. Yumurtaları seviyorlar. Das heißt. Sie machen es wie gehochte Eier. Pişmiş yumurta gibi. Gekochte yani. Gekochte Eier. Pişmiş yumurta gibi yapıyorlar insanlar. Yani o yüzden şeye benzetiyor. Yumurtaya benzetiyor. Yani buz banyosunu sevmiyor ama pişmiş yumurta gibi yapıyor. Peki pişmiş yumurta da nasıl oluyor? Yani aslında kendisini pişmiş yumurta gibi yapıyor. Nasıl yapıyormuş bir bakalım. Sie lassen sich. Evet, burada bir yapımız var. Bunun üzerine azıcık dururuz şimdi. Sie lassen sich in einer Sauna so richtig bei 90 Grad kochen. Evet. Pasif var. Arkadaşlar, pişmeye bırakıyor. Bırakmak değil hocam. Lassen sich'i gördüğünüz zaman lassen sich'in şu anlamı var. Könen anlamı var. Hocam dedi. Model verb. Model verb. Model verb gibi ama pasif olarak. Yani pasif. Yani cümle pasif değerlendiriyorum ben. Möglich sein anlamı var. Yani olabilir. Nasıl olabilir? Siz ya da onlar mı diyelim? Siz diyelim. Herhalde siz derken bizi kastediyor. Okuyucuları ya da ilgi duyanları. Hocam orada bence yumurtalardan bahsediyor. Yani yumurtalar 90 derecede saunadaki gibi pişerler gibi bir anlam. Ama gibi yok hocam. In einer Sauna. Evet, yani, gibisi yok. Gibisi yok. Şimdi burada hocam şu var. İnsan kendi kendine pişer mi? Pişmez. Buradaki işte anlam bir hocamızın vurguladığı gibi pasif arkadaşlar. Anlam pasif. Siz diyor bir saunada so richtig bei 90 Grad 90 derecede gerçekten so richtig kochen gerçekten pişiriliyorsunuz. Pişebilirsiniz ya da pişebiliyorsunuz. Buradaki anlam lassen sich arkadaşlar pasif anlamı var. Bu erzas pasifte bahsetmiştik bundan. Yani erzas pasifte lassen sich'in pasif anlam kattığını söylemiştik. Pişiyorsunuz. Und sonra. Ne yapıyoruz? Schrecken sich dann im kalten Wasser ab. Arkadaşlar Schrecklich değil mi? Schrecklich biliyoruz yani. Korkunç, ürkünç. Sonra ne yapıyormuşuz bakalım. Sich abschrecken arkadaşlar korkutmak, ürkütmek ama bu yumurtayı pişirdikten sonra plötzlich abkühlen birdenbire soğuk suya tutmak için bu fiil kullanıyormuş. Abschrecken. Yine şeyimiz aynı. Sie, siz. Yine sie, sizsiniz. Sie schrecken sich dan sonra ne yapıyorsunuz? Soğuk suda abkühlen. Yani birdenbire soğutuyorsunuz. Yani Türkiye'de de sauna ya da kaplıca şeysi çok meşhur. Yani sauna da kaplıca da böyle çok 90 derecede ısındıktan sonra hemen vakit kaybetmeden birden soğuk suya atlarlar. Yani havuza atlarlar. Ya bu bunu yapıyorsunuz. Yani aslında bu şeyin ice bath'ın tam tersi. Ice bath'ında ise buzlu suya giriyorsunuz, çıktıktan sonra hemen ısınıyorsunuz. Yani burada ise ısınıyorsunuz, sonra birden soğuyorsunuz. Yani ama aradaki fark, yani bizim memlekette bu sıcak zamanlarda yapılır. Herhalde kışın ortasında bilmiyorum hiç yapan var mıdır, yok mudur? Yani siz hem şeyi sevmiyorum diyorsunuz, buz banyosunu, hem de yumurta gibi yapıyorsunuz yani. Ve bu şekilde izah ediyor. Birdenbire soğutuyorsunuz.
Sauna genge. Arkadaşlar, gang. Gang ne demek? Giriş. Evet. Giriş. Giriş. Eingang, giriş. Ausgang, çıkış. Değil mi? Gidiş. Bir sürü anlamı var. Yazmıştım. Evet. Dergang, gitme, koşma, seyir, yürüme, süreç ya da vites, değil mi? Bisikletimiz işte kaç vites? 18 vites. Sauna genge. Machen Körper und Seele glücklich. Evet, bu cümledeki subjekt hangisi? Glücklich'e kadar. Subjektimiz ne? Sauna genge. Aynen. Evet. Evet. O yapıyor. Ne yapıyor sauna gang? Genge plural, değil mi? Peki sauna genge ne demek? Saunaya gidişler diyelim biz ona buna. Saunaya gitmeler diyelim. Saunaya gidişler. Ne yapıyor? Machen Körper und Seele, vücudumuzu ve ruhumuzu glücklich yapıyor, mutlu yapıyor. Evet, burada bir boşluğumuz var yine. Bu cümle de belki biraz karmaşık bir cümle. Der Wechsel von warmen zu kalten Temperaturen und zurück innerhalb kurzer Zeit Abstände schockt Erkältungs Viren und Grippe Viren so stark, dass sie von Sauna Besuchern ablassen und sich einem neuen Opfer zuwenden. Şimdi şu şuraya kadar. Cümlemiz şurası. Bunu başka bir renkle yapayım. Arkadaşlar şimdi bu cümle, şimdi glücklich'ten sonra virgül geldi ve virgülden sonra altıncı boşluğumuz var. Bu cümle Hauptsatz mı, Nebensatz mı? Bu cümle nedir? Hauptsatz. Peki bu Hauptsatz'ın verbi nerede? Schockt. Aynen. Schockt. Doğru. Hauptsatz ve verbimiz schockt. Peki subjektimiz? Şokta kalıklar olan yer. Der Wechsel von warmen zu kalten Temperaturen. Evet. Evet hocam. Yani o cümle komple bayağı uzunmuş bir yer. Evet. Der Wechsel von warmen zu kalten Temperaturen und zurück innerhalb kurzer Zeit Abstände. Burası komple arkadaşlar öznemiz. Şimdi burası komple öznemiz ama şimdi şok değil mi? Üçüncü person singular'ın çekim yapılmış burada. Ama şimdi der Wechsel von warmen zu kalten Temperaturen'den sonra bir de und gelmiş. Genelde hani şöyle yapıyoruz ya, meine Familie und ich dedikten sonra infinitive kullanıyoruz. Wir formunu kullanıyoruz. Buradaki fark nedir? Neden burada infinitive değil de şok diye, yani üçüncü person çekimini yapmış. Und'dan sonraki cümle ne ifade ediyor bize? Und'dan sonraki şok. Zaman farkı. Zamanı anlatıyor. Kısa zaman. Bu und'dan önceki cümleyi tanımını güçlendiriyor değil mi? Orada und'da evet. Ekstra yani o şok edici ekstra bir etken yok. Neyi tanımlıyor? Bu der Wechsel'i tanımlıyor. Değişimi tanımlıyor. Şimdi bakın cümleyi çevirelim, biraz daha anlayacağız. Şu und'dan sonra başlayalım. Innerhalb, genitif değil mi? Innerhalb, kurser, Zeit Abstände. Arkadaşlar Abstand'ı artık iyice öğrendik. Abstand aralık demek. Zeitlich ve Räumlich kullanılabiliyor. Zaman aralığı ya da mesafe olarak Räumlich, mesafe aralığı. Hani koronada işte 2 metre Abstand halten, yani 2 metre boşluk bırakmak insanlar arasında. Burada zaman aralığı, evet, Zeit Abstände, zaman aralığı, kısa zaman aralıklarında sürük demiş. Şimdi Wechsel değişim demek. Der Wechsel von warmen zu kalten Temperaturen, sıcaktan soğuğa değişim ve kısa zaman aralıklarında tekrar bu değişim gerçekleşmesi, bu değişime geri dönüş ne yapıyor? Schockt.
Şok ediyor. Neyi? Erkältungs viren und, buradaki de şu yine Gedankenstrichen arkadaşlar, viren ifade ediyor. Şu tire şuradaki viren ifade ediyor. Grip, soğuk algınlığı virüslerini ve grip virüslerini so stark, yani çok sert ne yapıyor? Şok ediyor. Evet, bu cümle biraz karışıktı. Peki boşluğa ne getirdik arkadaşlar? Den. Şimdi ne geldi? Den geldi. Evet, evet. Çünkü yani vücudumuzu mutlu ediyor ve ruhumuzu mutlu ediyor, glücklich. Çünkü bu kısa zaman aralığındaki sıcaktan soğuğa geri dönüşüm, veksen, sürük veksen ne yapıyor? Virüsleri çok sert şok ediyor. Ki, das ki anlamı katıyor. Ki, zi ne burada? Von zauna besuchen ablasen. Ne dediniz? Zi orada onlar olmuyor mu? Onlar kim? Virüsler. Aynen, virüsler. Evet. Erkältungs viren und grippe viren. Ki bu virüsler zauna besuchen. Arkadaş, ablasen fonla birlikte kullanılıyor. Jemand lässt von etwas oder jemandem ab. Bir şeyden ya da birinden vazgeçmek ya da bir şeyin ya da birinin peşini bırakmak. Evet, bu virüsler sauna besuchenleri ne yapıyor? Vazgeçiyor. Onları bırakıyor. Şuradaki en bize ne ifade ediyor? Von zauna besuchen. Von ima datif mi? Veksel proposition. Veksel değil mi? Plural datif arkadaşlar. Zauna. Deklinasyon. Aynen. Plural datif. O yüzden buraya en geliyor. Von Kindern dediğimizde işte oradaki en gibi. En deklinasyon. Evet. Sauna ziyaretçilerinin peşini bırakıyor. Onlardan vazgeçiyor. Und sich einem neuen Opfer. Yeni kurban. Evet, kurban. Das Opfer einem. Burada dativle gelmiş yine. Dativ objektle gelmiş ya da dativ personla gelmiş. Ve o virüsler ne yapıyormuş? Başka bir kurbanın ne yapıyormuş? Yöneliyormuş. Onun peşine düşüyormuş. Sich jemandem, o da etwas zu wenden, birine ya da bir şeye yönelmek. O virüsler yeni bir kurbana yöneliyormuş. Evet, burası kolay. Natürlich gibt boşluk auf andere Möglichkeiten. Es. Aynen. Gibt es kalıbı. Natürlich gibt es auf andere Möglichkeiten. Elbette başka imkanlar da auf var. Ne gibi imkanlar? Ve immün sistem bağışıklık sistemi. Steinkenkan. Evet, bağışıklık sistemini insanların man abstrakt burada. İnsanların bağışıklık sistemlerini Steinkenkan güçlendirebilmesi için farklı andere imkanlar da var. Ne gibi? Dazu gehören sowohl Wechselduschen und Barfußlaufen zur Arbeit. Boşluk, schlafen im Müller. Arkadaşlar evet. Also auch mu? Also. Tamam. Şimdi gehören'i geçen haftalarda 3-4 kez gördük. Artık gehören iyice oturmuş olması lazım. Gehören normalde hani ait olmak ama suyla birlikte kullanıldığı zaman bir şeyin parçası olmak. Hangi su? Şu su mu? Yoksa Datsu'daki su mu? Hangisi bize? Datsu'daki su. Datsu'daki su. Evet. Öbürü ne ifade ediyor hocam? Öbürü Arbeit. Die Arbeit, su Arbeit. Evet, işe gitmeyi. İşe. İşe gitmeyi. Yönelme takısı. Su aynı zamanda yönelme takısı biliyorsunuz. Datsu daha neye ifade ediyor? Önceki cümleyi ifade ediyor. Yani hangi cümleyi ifade ediyor? Wie man sein Immunsystem stärken kann. Yani insanlar için, hani insanların immün sistemlerini güçlendirmek için farklı Möglichkeitleri da var ya, eski. İşte daha onu ifade ediyor. Dazu gehören. Neymiş bunun parçası? Hem Wechselduschen,
Yani zaman zaman sıcak, zaman zaman soğuk duşlar almak. Und. Barfuß laufen. Ayak kapısı. Evet, çıplak ayak laufen. Sokakta, kışın da ben görüyorum. Almanlar yapıyorlar. Yani erkek, kız, bir sürü insan, yaşlı, genç, herkes yalın ayak yürüyorlar. Herhalde faydası vardır zannediyorum bunun. Yalın ayak işe yürümek. Als auch, hem de schlafen im Kühlen. Arkadaşlar, uyumak. Doktorlar bunu tavsiye ediyorlar. Nerede uyumak? Soğuk odada uyumak. Soğuk odada, aynen. Yani im Kühlen, buzdolabında falan değil. 15 dereceden az olmamak, 20 dereceden de fazla olmamak kaydıyla. Yani eğer soğukta uyumak, doktorların tavsiye ettiği şey bu. Ve doktorlar yaz, kış soğuk su içmeyi de tavsiye ediyorlar. Yani ben içemiyorum ama o da vücut için sağlıklı bir şeymiş yani. Yaz, kış soğuk su içmek. Bayağı yani ben şey yapıyordum, hani Almanlar evlerinde kaloriferleri çok fazla yakmıyorlar. Soğuk oluyor genelde evlere. Evde böyle kat kat çok kalın falan giyindiklerini düşünüyordum ama yani bunlar için zaten hani soğukta yürümek, işte soğuk duş almak ya da işte ice bath'ın ya da winter bath'ın yapmak, bunlar için zaten bayağı egal olduğu için fikrim değişti yani. Bu ama zor bir şey yani ve tehlikeli zaman zaman. Devam edelim. Jedes Jahr findet ein internationales Treffen der Eisbader in Mielno in Polen statt. Stattfinden başlamak, vuku bulmak, gerçekleşmek. Nerede? Polonya'nın in Mielno şehrinde der Eisbader. Arkadaşlar, Treffen der Eisbader. Evet, burada yine eğer buradan biz yine der Eisbader, o da die Eisbader olarak anlıyoruz değil mi? Buradaki die Eisbader mi, der Eisbader mi arkadaşlar? Die. Evet, die. Der genitif yapmış değil mi? Buz banyosu yapanların buluşması, uluslararası buluşması her yıl stattfinden vuku buluyor, gerçekleşiyor. Evet, burada yine güzel bir cümle var. Zudem tausende Zuschauer erwartet, burada boşluğumuz var. Zudem, tamam, verden. Relatif. Kolaydı değil mi? Kolaydı. Peki zudem, zudem ne demek? Relatif olmuyor mu, datif? Tamam, relatif ama ne demek? Buraya doğru. Yani zudem buraya doğru. Zudize Treffen. Evet, Treffen'e değil mi? Treffen'e, evet. Yani su yönelme demiştik arkadaşlar. Ama artık şey öğrendik değil mi? Burada relatif pronomen yerine preposyon kullandığımızda asla kısaltma yapmıyorduk. Sum demiyorduk. Değil mi? İm demiyorduk, indem diyorduk. Fürs demiyorduk, fürdas diyorduk. Sum demiyorduk, sudem diyorduk. Relatif zaslarda relatif pronomenler asla kısaltılmıyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi. Sudem. Şimdi erwartet verden. Erwartet partizip zwei. Değil mi? Verden. Verden de pasif ifade ediyor. Presens. Peki. Cümle nasıl oluyor arkadaşlar? Tausende Zuschauer erwartet verden. Cümlenin anlamı nasıl oluyor? Zuşa bakan kişiler olmuyor mu? Zuşa. İzleyiciler. İzleyiciler. Evet, izleyiciler. Thousand'da binlerce izleyici bekleniyor. Aynen. Aynen pasif yani. Evet, bekliyor değil. Bekleniliyor. Bekleniliyor demek için biz zaten burada pasif verdiğini kullandık. Sudem bu trefene, yani bu buluşmaya ya da tersten çevirelim. Binlerce izleyicinin beklendiği internasyonales treffen, buluşma. Kimin buluşması? Buz banyosu yapanların buluşması Polonya'da her yıl başlıyor. Evet, bekleniliyor. Einfach pasif. Evet, devam edelim buradan. Zuerst kühlen sich die mutigen Teilnehmer in der eisigen Ostsee ab. Evet, ab kühlen. Nerede in der? Nerede? Wo sorusunun cevabı. Dativ. Buz gibi Ostsee'de değil mi? Buz gibi. Buz gibi Ostsee'de mutigen cesur. Cesur katılımcılar. Plural. Die
teilnehmen. Der teilnehmen, die teilnehmen. Bugün 3-4 sefer geçti. Der, die. Erle biten şeyler. Nomenler. Öncelikle serinliyorlar. Yeterince ya da üşüyorlar, soğuyorlar. Dann heißen sie sich bei der angesagten Eisbadeparty wieder auf. Aufheizen, ya tekrar ısınmak, yani nasıl ısınmak bilmiyorum onu da ben. Angesagten bildirilen, sunulan, ilan edilen, daha önce ifade edilen, yani o şey için, bu treffen için söylenmiş herhalde. Eisbadeparty, tekrar o partide ısınıyorlar. Evet, yine buradaki boşluğumuzla alakalı. Es liegt wohl, yine bir boşluğumuz var. Der Hand. Das dies alles ein riesiger Winterspaß für die ganze Familie ist. Evet, auf der Hand değil mi? Auf der Hand liegen arkadaşlar. Daha önce 3 dersimizde geçmişti. Bunun anlamı ne demiştik? Offensichtlich sein ya da deutlich sein ya da elle tutulur, gözle görülür olmak, apaçık olmak. Yani deutlich, offensichtlich sein. Bu anlamı bu. Nomen verb verbindung. Auf der Hand liegen. Bu 2-3 sefer geçti yani metinlerde. Artık bunları da en azından öğrenmiş olduk yani. Auf der Hand liegen'in ne anlama geldiğini. Arkadaşlar ilk tekstimiz bitti. Yarım saatimiz var. Tam buçukta bitirmek istiyoruz. Hocam bir kere daha auf der Hand liegen söyleyebilir misiniz? Auf der Hand liegen elle tutulur, gözle görülür olmak. Apaçık olmak. Deutlich sein. Yani apaçık olmak. Offensichtlich sein. Apaçık olmak. Belirgin olmak. Anlamı da şu. Artık belli ki es liegt wohl auf der Hand. Belli ki ne belli ki? Dies alles. Dies alles ne ifade ediyor arkadaşlar? Bunların hepsi. Bu yukarıda geçen işte bu şeyde Polonya'daki bu treffen, buradaki buluşma falan ya da yukarıda daha yukarıda belki anlatılan şeyleri de kastediyor da olabilir. Aynı Riesiger. Riesiger muazzam yani harika, muhteşem. Bu muhteşem Winterspaß, kış eğlencesi für die ganze Familie. Tüm aile için. Tüm aile için harika Riesiger Winterspaß. Harika bir kış eğlencesi olduğu auf der Hand liegen apaçıktır. Dedik ya deutlich sein, offensichtlich sein ya da elle tutulur, gözle görülür kadar apaçık olmak demiştik. Evet arkadaşlar, ilk metnimiz bitti. İkinciyi de şey yapalım, hızlıca başlayalım. Bir iki dakika mola almak istiyorum.
Arkadaşlar hemen başlayalım. Evet, daha önce yine modal adverbiyenlere bakmıştık. Bugün karışık adverblere bakacağız arkadaşlar. Adverbleri daha önce konuşmuştuk ilk dersimizde de, ikinci dersimizde de. Aynı adverbler bazen adjektif olarak da karşımıza geliyor. Adjektifler çekim yapılıyor ve deklinasyon yapılıyor ve ek alabiliyor ama adverbler ek almıyor. Yani adverbiyenle adjektifleri birbirinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Başlayalım. Bugün şeylerimiz yok, verilerimiz yok. Anlamdan çıkaracağız arkadaşlar. Bu da bence güzel bir çalışma. Her hafta böyle bir iki şeyde boşlukta takılıyoruz. Birbirimizin fikrini alıyoruz. Burada da yine olabilir yani. Çünkü burada şıklar da yok bir de. Fikirlerinizi alacağım. Ben de fikrimi söyleyeceğim. Devam edelim. Beim Tanzen dansta. Beim Essen yemekte, değil mi? Yani beim. Beim'le kullanıyoruz bunu. Beim Tanzen bewegen wir uns rhythmisch und zesten dabei glücklich Hormone frei. Biz dansta ne yapıyoruz? Bewegen uns. Ritmik hareket ediyoruz ve zesten, arkadaşlar frei zesten açığa çıkmak. Değil mi? Açığa çıkmak demek. Frei zesten. Glücklich hormonu yani dabei. Bunun yanında, bu ritmik hareket ettiğimizin yanında glücklich hormonu, mutluluk hormonu açığa çıkıyor. Salgılıyoruz. Boşluk ist tanzen gesund. Çok kolay. Bunu hemen şöyle bir iki fikir alalım. Deshalb. Deshalb ve deshalb'in bütün türevleri hocam buraya. O da yani, allerdings olmuyor değil mi? Ancak olmaz hocam. Yani ancak sağlık. Şimdi allerdings ancak anlamı var. Ancak olmaz yani. Deshalb'in türevleri. Yani ne var? Deswegen. Demsufolge için demiştik. Daha olmaz hocam. Olmuyor mu? Deswegen. Yani daha biraz Auserdem anlamı var öyle değil mi? Yani onun biraz anlamı Auserdem gibi. Yani darum, amaç bildiren. Yani bu yüzden, bunun için demek istiyoruz buraya. Yani yukarıdaki açıklamayı yaptık. Bunun için tanzen gesund, yani dans sağlıklıdır. Yani hareket aslında sağlıklıdır yani danstan ziyade. Devam edelim. Yani buraya deshalb ve tüm türevleri dedik. Ama daher olmaz yani. İkinci boşluğumuza gelelim. Wenn yine boşluğumuz var. Eine neue Auflage des Buches erscheint, kaufe ich es. Arkadaşlar erscheinen görünmek demek değil mi? Görünmek, böyle görünüyor deriz. Ama kitapla birlikte kullanıldığı zaman arkadaşlar yayınlanmak. Ama biz B1'de hatta B2'de de yayınlanmak için hangi verbi en çok kullanıyoruz? Veröffentlichen değil mi? Yayınlanmak. Auflage ise arkadaşlar baskı demek. Yani Auflage des Buches, kitabın yeni baskısı, yayın eğer diyor. Wenn, eğer yayınlanırsa kaufe ich es. Arkadaşlar ne zaman yayınlanırsa? Bir iki intifant olabilir mi? Bir iki intifant. Herhangi bir gün. Wenn immer. Herhangi bir gün demeyelim de hocam, mesela morgun daha uygun olur herhalde. Yani yarın yayınlanırsa. Herhangi bir gün de Türkçe düşündüğümüz zaman olabilir aslında. Ama yani morgun haricinde buraya yani zaman bildiren, ama hangi zaman? Future bildiren değil mi? Gelecek zaman. Gelecek zaman bildiren şeyler buraya koyabiliriz. Başka ne olabilir? Bald mesela. Eğer bu kitabın yeni baskısı mesela, evet. Bu kitabın yeni baskısı Bald yani. Eğer sonra yayınlanırsa ya da Demnächst, geçen hafta hatırlar mısınız? Bald ve Demnächst daima sünonim olarak birbirinin yerine kullanabiliriz demiştik ama her yerde de değil demiştik. Demnächst, Bald, Morgen ya da gelecek zaman ifade eden bir boşluğa bir adverbi, temporal adverbi buraya yerleştirebiliriz. Eğer kitabın yeni baskısı yayınlanırsa onu alacağım. Kaufe ich es, onu alacağım. Yani gelecek zaman bildiriyor. Yani şurada şimdiki zaman olarak yazılmış ama geçen hafta da konuşmuştuk. Şimdiki zaman olarak şey olsa da
yazılmış olsa da bu gelecek zaman ifade ediyor yine. Şimdi almıyorum yani. Alacağım. Yayınlanırsa alacağım. Evet, devam edelim. In den nächsten Monaten müssen wir fleißig Geld sparen. Fleißig normalde ne demek? Hem adjektif hem adverb olarak fleißig kullanılabiliyor arkadaşlar. Evet, çalışkan. Şimdi çalışkan para biriktireceğim olur mu? Müssen wir. Önümüzdeki in den nächsten yine datif ve plural. In den nächsten Monaten müssen wir. Önümüzdeki aylarda para biriktirmek zorundayım. Buradaki fleißig'in anlamı ne olabilir? Düzenli. Düzenli. R gelmesi. Aynen. Düzenli. Evet, boşluk. Şimdi anlamı tam yerleştirdikten sonra boşluğa çok kolay yerleştireceğiz. Können wir die geplante Reise nicht bezahlen? Ne zaman biz geplante Reise, planladığımız tatilimizi ödeyemeyiz? Anzorstun. Fleißig Geld sparen yapamazsak. Ne geliyor demiştiniz? Anzorstun. Aynen. Yani aksi takdirde können wir geplante Reise nicht bezahlen. Ansonsten und sonst ya. Sonst ikisi de birinci pozisyon bağlacı olarak kullanılabiliyor. Sonst können wir. O da ansonsten können wir. Evet. Devam edelim. Ich weiß, dass Sie im gleichen Unternehmen wie mein Mann gearbeitet haben. Sie nazik formda kullanmış. Siz diyor, benim eşim gibi im gleichen Unternehmen. Unternehmen burada firma anlamında kullanmış. Aynı firmada gearbeitet haben. Çalıştınız. Çalıştığınızı biliyorum. Şimdi dördüncü boşluk. Kennen Sie ihn? Onu tanıyorsunuz. Ne gelebilir? Eşim. Ama beştimt olur mu? Yani bu yüzden tanıyorsunuz olur mu? Wahrscheinlich. Kesinlikle tanıyorsunuz. Hocam bakın şimdi kesinlikle tanıyorsunuz olmaz. Ben orada çalıştığınızı biliyorum ama belki de çalışmadınız. Tanışmadınız. Çünkü 100 tane ya da 1000 tane çalışanı var. Eventuell. Möglich. Aynı anlam ifade ediyor. Vermutlich. Tahmin ediyorum ki vermutlich. Geçen hafta da geçmişti. Vermutlich. Tahmin ediyorum ki onu tanıyorsunuz. Ama ilk iki kelime olmaz. Yani o arkadaşlar onlar olmaz yani. Evet. Deshalb olmaz yani. Deshalb kennen Sie ihn. Bu yüzden onu tanıyorsunuz olmaz. Bilmiyorum yani tanıyıp tanımadığını. Belki tanıyorsunuz. Frau Kant ist auch krank. Frau Kant da hasta. Yine burada bir boşluğumuz var. Kann Sie den Kollegen Lambert nicht vertreten? Vertreten temsil etmek. Evet. Temsil edemeyecek. Yani Aber şimdi Leider. Leider olur mu? Şimdi deswegen deshalb olur da Leider olur mu? Leider'a bir bakalım. Frau Kant ist auch krank. Evet. Frau Kant da hasta. Şimdi bu yüzden bir kere olur. Deshalb olur. Deshalb durum deswegen folglich. Yani bu yüzden ifade eden boş şeyler olur. Adverbler olur. Bu yüzden kann sie kim sie? Frau Kant. Frau Kant kimi temsil edemeyecek? Den Kollegen, iş arkadaşı Lambert'i nicht vertreten. Bence Leider da olur ya. Leider dedi ya hocamız. Olmaz diyen var mı? Olur. Bedauerlicher Leise. Evet, yani aynı anlam ifade ediyor değil mi? Zaten evet. Leider'le aynı anlam ifade ediyor. Evet. Bence olur. Devam edelim. Deshalb türevleri, deshalb türevleri ve bedauerlicher Weise. Der Arzt hat mir eine Gewichtsreduzierung empfohlen. Reduzierene Türkan hocayla öğrenmişsiniz. Evet, azaltmak. Gewicht, yani ağırlık. Yani kilo vermemi bana mir empfohlen yaptı, tavsiye etti. Boşluk bla bla. Mache ich eine Diät. Sebeple. Aynen. Bu sebeple. Bu evet. Deshalb yine deshalb ve türevleri olur yani.
Devam edelim. Trots. Arkadaşlar trots yine genitif yapıyor. Genitif. Trots deines verbotes. Senin yasaklamana rağmen habe ich dein Tagebuch gelesen. Evet, günlüğünü okudum diyor. Senin günlüğünü okudum. Es war, burada bir boşluğumuz var. Wenig aufschlussreich und eher langweilig. Arkadaşlar, aufschlussreich yani bilgilendirici değildi diyor. Yani çok az bilgilendiriciydi diyor. Aber wenig. Evet, aber wenig. Aber wenig. Başka bir şey gelebilir mi? Aber'ın yerine zu wenig. Zwar. Gerçi Allerdings gelir ama gerçi gelmez. Yani gerçi gelmesi için arkasında aber gelmesi lazım. Tabii arkasına aber gelmesi lazım. Allerdings zu wenig de bence olur ama zu preposition ya da yönelme takısı adverb değil ama normalde zu wenig tabii. Bir şeyi olumlu bahsederken olumsuz bahsederken suyu kullanıyorduk. Olumlu bahsederken ne kullanıyorduk? Zo. Ama zo'yu da hem olumlu hem olumsuz kullanıyoruz. Zer değil mi? Zer gut ya da mesela su şilecht yani çok kötü. Yani olumsuz bahsederken su kullanıyoruz ama olumlu bahsederken zer kullanıyoruz arkadaşlar. Güçlendirmek için. Burada ehe langweilig. Arkadaşlar buradaki ehe bence şu anlamı katmış. Ya her şeyden önce sıkıcıydı yani. Çok az bilgi vardı içinde. Çok az bilgilendiriciydi. Aufschlussreich. Ama ve und her şeyden önce sıkıcıydı yani. Burada eher'in biraz her şeyden önce anlam olduğunu düşünüyorum. Daha ziyade sıkıcıydı. Daha çok sıkıcıydı. Biraz daha çok, direkt daha çok dediğimiz zaman daha çok sıkıcıydı. Yani evet. Ständiges Wasser trinken ständig immer değil mi? Immer evet daima sürekli yani immer ständig immer demek arkadaşlar. Wasser trinken sei neydi artık iyice öğrendik. Connective aynısı iki haftadır sürekli tekstlerimizde üçüncü haftadır geliyor. Nach Ansicht viele Ärzte nicht notwendig. Daima immer su içmek birçok doktorun görüşüne göre nach Ansicht viele Ärzte birçok doktorun görüşüne göre nicht notwendig. Gerekli değil evet. Bunu ben ilk defa böyle bir şeyle şey yaptım. Yani nicht notwendig gerekli değil diyor. Çünkü yani onların görüşü. Yani bence içmek lazım ama bunu böyle bir yazıda ilk defa okuyorum zaten. Çünkü der Körper vücut kene seine Bedürfnisse kendi ihtiyaçlarını tanıyor, biliyor. Tanıyorum. Evet, biliyor. Şimdi 8. boşluğa gelin. Burada yine boşluğumuz var. Reich es nur bei Durst zu trinken. Burada evet, Reichen yeterli olmak. Yeterli olmak. Sadece yeterli. Ne yeterli? Sadece susuzlukta zu trinken. Susadığında içmek. Evet, bei Durst. Burada yine beim dememiş. Onu başka bir derste konuşuruz. Neden bayım dememiş. Buraya ne gelebilir? 8. boşluğa. Deshalb. Yani bu yüzden evet yukarıdaki cümlenin devamı. Deshalb gelmez abi. Deshalb gelir mi? Bu yüzden yeterlidir. Sadece susuzlukta. Nur bei Durst trinken. Yani biraz daha böyle buna göre değil mi? Yani o yukarıdaki açıklamalara göre anlamı gelmiyor. Anlam düşüyor. Olabilir. Folklish olabilir arkadaşlar. Yani bunun üzerine. Yani folklish biraz da bunun üzerine. Evet. Mesela dem zu folge. Dem zu folge'yi de biz görmüştük. Dem zu folge birleşik yazılıydı. Bir de dem boşluk zu folge vardı. Yine metnimizde geçmişti. Yani buna göre. Yani o yukarıda anlatılanlara göre. Ya da şey olabilir mi acaba? In folge desen. Yani sadece olur mu yani? In folge desen. Olmaz. Evet olmaz herhalde. Yani folglich, dem zu folge. Başka ne dedik hocam? Evet bunun üzerine.
buna göre yani yukarıda anlatılanlara göre yeterli. Ne yeterli? Susuzlukta su içmek. Buradan devam edelim. Der Fußweg ist morgen früh, bir boşluğumuz var, glatt. Weil keiner sonst soll es nach schneien soll. Stellenweise. Ben duyamadım hocam. Stellenweise olur mu abi? Bence olmaz. Yani möglicherweise olur mu? Möglicherweise. Yani şimdi der Fußweg ne arkadaşlar? Yürüme yolu değil mi? Yaya yolu. Evet. Yaya yolu. Ist morgen früh. Yarın sabah. Arkadaşlar glatt'ın pürüzsüz anlamı var ama kaygan. Evet. Yani pürüzsüz de demek ama eğer şeyle kışla birlikte şey yapacaksak bunu değerlendireceksek o zaman kaygan oluyor. O yüzden Stellenweise dedim abi. Yer yer. Yer yer. Yer yer. İşte yer yer olur mu hocam? Svar olur mu? Svar da olmaz. Çünkü svar gerçi. Yani hani gerçi kaygan. Dünün cevabına bakalım. Svar olmayacağını daha iyi anlayacağız. Weil keiner sand streut. Arkadaşlar streuen serpmek, saçmak. Kum saçmak mesela tuz işte kışın Strasse'ler, auf der Strasse tuz saçmak için de bu kullanılıyor. Çünkü keiner sand kum atılmadı. Obwohl es nachts schneien soll. Gece kar yağmış. Şimdi obwohl şu cümleyi birisi ifade edebilir mi? Obwohl es nachts schneien soll. Ne demek? Ne ifade ediyor bu cümle? Geçen haftaki ile aynı bence. Yağmış olmalı. Tahmin. Yağmış olmalı değil hocam. Tahmin. Geçen hafta hatırlıyor musunuz? Subjektif Bedeutung mit Modalverb Sollen ile alakalı dokümanı da geçen hafta atmıştım ben. İkinci dosyanın içindeydi. Burada bir tahmin var. Yani şimdi gece yağmış olabilir diye halde. Evet olabilir. Yani yağabilir ama yağmayabilir. Obwohl yani yağacak olmasına rağmen. Bu bir tahmin yani. Tahmin olduğu zaman Zollen'le kullanılıyor. Vermutung bu yani. Kesin bilmiyor. Bilmiyorum. Kimse bilemez. Yani evet. Yağacak olmasına rağmen, gece kar yağacak olmasına rağmen caddelere kum serpilmedi. Serpilmedi. Evet. Yer yer olmaz hocam bence. Yani vielleicht olur. Yani ya da eventuell ya muhtemelen ya da leider de olur. Yani ne yazık ki şimdi eğer kar yağarsa obwohl dedi ve kum saçılmamışsa yer yer olmaz. Baya baya şey yapar yani muhtemeldir yani vielleicht vermutlich, eventuell, leider yani bunlar gelebilir diye düşünüyorum. Ama yer yer bilemedim hocam ona. Yani olabilir de olmayabilir de. Ben bezon dersi. Bezon ders. Özellikle kaygan olabilir. Evet, bezon ders. Özellikle kaygan olacak. Evet. Hocam, yani. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Bu bahsettiğiniz Zoll'le ilgili Vermutung anlamı katıyor dediniz ya. O şey sadece Zoll'le mi? Können'le olmaz mı mesela? Hocam ya da kanla. B2'de, evet B2'de sadece ve sadece Zollen'i görüyorsunuz. Ama C1'de diğerlerini de göreceksiniz. Bende dokümanları var ama onları atarsam çok kafanız karışır. Hangi durumlarda kullanıldığı ile alakalı bayağı sayfalarca doküman var. Burada tahmin olduğu zaman Zollen'le kullanıyoruz. İşte geçen hafta vardı mesela. İndirekte rede yerine kullanılmıştı. Hatırlarsanız geçen hafta bir Amerikan çalışmasına göre demişti ve Zollen'le kullanmıştı. O çalışmaya göre bir tahmin söylüyordu. Burada da yine bir tahmin var. Yani gece kar yağabilir yani. Yağacak olmasına rağmen diyor. Yani yağmayabilir. Ama muhtemelen hava raporlarından dinledi. Ve onu aktarıyor. Bu durumlarda Zollen Vermutung olarak kullanılabiliyor. Yani burada yağmalı
değil mi? Saçma olur yani. Gece yağmur yağmalı olmasına rağmen. Yani buradaki anlam tamamen tahmin, vermutung. O dokümanı incelerseniz, yani Zolen'i zaten yeterince bilsek, seansta diğer Könen, Volen, Dürfen onları da gösteriyorlar ve çok karışık yani. Kullanılabiliyor, evet. Sorunuzun cevabı o. Kullanılabiliyor ama C1'de. B2'de sadece Zolen'i görüyorsunuz arkadaşlar. Diğerlerini görmüyorsunuz. Bilmiyorum, kursunda gösteren hocamız varsa ifade edebilir. Yani diğerlerini de biz gördük diyen var mı bilmiyorum. Evet, 7 dakika içinde bitirmemiz lazım. Im lesen zoma va di nida schlags menge in maşen regionen boşluk nedrik. Arkadaşlar menge miktar demek, değil mi? Necelik, miktar. Nida schlag yağış demek. Yani yağış miktarı. Im lesen zoma geçen yıl preteritum kullanmış. Geçmiş zaman. Yağış miktarı birçok bazı bölgelerde. Şimdi geçmiş zaman ifade ediyor. Burada filaş diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Yani geçmiş zaman ifade ettiği için. Yani burada kesin bir şey söylememiz lazım. Nidrik azdı. Zu nidrik. Ama su İmleş. Hani ara kullanamayız demiştik. Mesela ekstrem nidrik yani. Ekstra düşüktü ya da besonders özellikle düşüktü ya da son derece derken ne kullanıyorduk? Yani son derece düşüktü. Oysert son derece düşüktü. Yani geçmiş zaman ifade ettiğimiz için burada vielleicht, vermutlich falan bu tür şeyler kullanamayız yani. Evet. Das lag an der globalen Erwärmung. Şu M yanlış oraya yazılmış herhalde. Erwärmung. Arkadaşlar bu lag liegen fiilinin preteritumu mu liegen fiilinin preteritumu? Liegen. Liegen. Liegen diye anlamı. Liegen. Liegen. Arkadaşlar liegen. Anla, daha önceki derslerimizde gördük biz bunu. Anla kullanıldığı zaman nasıl bir anlam ifade ediyordu? Liegen. Arkadaşlar bu şekilde birlikte kullanıldığı zaman abhängig von anlamı katıyor. Abhängig von. Şu sebeple. Global sıcaklık. Evet. Küresel ısınmanın sebebidir. Yani bunun nedeni küresel ısınmadır. Yani abhängig von. Yani buna bağlıdır. Küresel ısınmaya bağlıdır. Liegen anla birlikte kullanıldığı zaman aklınızda olsun abhängig von person ya da etwas datif arkadaşlar. Liegen an. Evet. Bunun sebebi küresel ısınmadır. Yani bu küresel ısınmaya bağlıdır. Küresel ısınmadan dolayıdır. Yine devam edelim. Die anhaltende Trockenheit führte geçen haftalarda yine gördük. Burada führte su yine. Preteritum değil mi? Boşluğumuz var. Niedrigen werten der Boden feuchte. Arkadaşlar, Trockenheit kuraklık değil mi? Hayat. Kuraklık, evet. Anhalten de ya ima gibi bir anlamı var. Yani daima kuraklık, yani sürekli kuraklık. Führen su. Bunu konuşmuştuk daha önceki dersimizde. Yol açmak değil mi? Sebep olmak. Führen su. Niye sebep olmuş bu? Su niedrigen werten. Düşük değerlere. Neyin düşük değerlerine? Burada bir genetif yapmış. Der Boden feuchte. Toprak nemi değil mi? Boden yer. Feuchte. Die feuchte. Nemlilik yani. Toprağın nemliliğinin değerlerine, düşük değerlerine sebep olmuştur. Kötü bir şey değil mi bu? Yani bu kuraklıktan dolayı toprağın verimliliği düşmüş. Kötü bir şey olmuş. Buraya biz ne getirebiliriz 11. boşluğa? Leider. Dayda. Beduvarlışa vayze. Aynen. Yani bu ikisini getirebiliriz. Devam edelim. Das Bauern von Großen und Kleinen Sandburger, bu Sandburgen ist bei Kindern
Yine burada datif plural yapmış. Boşluğumuz var. Zerbelip. Arkadaşlar belipt by. Değil mi? Belipt by ve sein ile birlikte kullanıyor. Bu belipt adjektif. Yani popüler olmak değil mi? Yani sevilmek. Belipt. Çocuklar arasında ne seviliyor? Efendim? Çocuklarda seviliyor dediğimizde unbedingt zerbelipt. Mesela. Çok seviliyor. Evet, evet, evet. Başka ne olabilir? Bestimmt. Olur mu? Değil mi? Bestimmt. Besonders. Yani besonders, evet. Muhtemelen yani vermutlich çocuklar arasında seviliyor. Vermutlich biraz daha böyle ihtimal ama bestimmt yani aslında belli bir şey yani. Büyük ve küçük kum kaleleri yapmak, kum kaleleri inşa etmek, das bauen. Çocuklar arasında bestimmt, sicherlich, zerbelich. Tatsächlich. Tatsächlich, ya gerçekten, aynen. Oldukça, ziemlich. Oldukça, evet. Ziemlich. Evet. Wenn die Sonne scheint und sie sich am Strand aufhalten können. Evet, burada aufhalten. Aufhalten daha önce sich aufhalten mit'le birkaç sefer yine biz de konuştuk. Şeyle Türkan Hoca ile beraber öğrenmiştik onu. Neydi arkadaşlar? Zaman harcamak değil mi? Zaman harcamaktı. Ama buradaki anlamı bleiben. Evet. Wenn die Sonne scheint, eğer güneş varsa, güneş ışığı varsa und sie sich am Strand aufhalten können. Olabilirseniz. Evet. Bulunmak, bleiben. Yani aufhalten, sich aufhalten können anlamı bleiben arkadaşlar. Bulunmak. 12. boşluğumuzu söylemiştik. Evet, devam edelim. Leider ist diese Beschäftigung nicht an allen Stränden plural, an allen Stränden plajlar demek değil mi? Bu meşguliyet, Beschäftigung, ne yazık ki bu meşguliyet nicht an allen Stränden in der Welt. Dünyadaki bütün plajlarda leider nicht erlaubt. Zinli değil. Evet. Ist erlaubt. Buradaki Particip 2 değil buradaki arkadaşlar. Buradaki artık adjektif de olmuyor. Sonda olunca yine adverb oluyor. İzin verilmemiştir. 13. boşluğumuz. Sollte man sich yine burada bir boşluğumuz var. Erkundigen. Evet. Erkundigen. Erkundigen arkadaşlar Erkunden de benzer anlamı var. Erkunden. Erkundigen. Yani bilgi almak. Information bekommen. Bilgi almak. Ob es ratsam ist, Schaufel und Eimer, Mülleimer'den biliyoruz değil mi? Kürek ve hani Mülleimer dediğimiz zaman çöp kovası, Eimer kova, in den Urlaubskoffer zu packen. Tatil çantamıza onları alıp almayacağımızı ratsam. Ratsam tavsiye etmek ama burada yararlı gibi anlamı var. Yani faydası olup olmayacağını. Bunları çantamıza, Urlaub çantamıza alıp almayacağımızın yararlı olup olmayacağını, almamızın yararlı olup olmayacağını, olmayacağı hakkında sollte man sich, değil mi? Leider. Ne gelebilir? Sollte man sich unbedingt bence, değil mi? Yani kesinlikle bilgi almalı, insanlar almalı. Sollte man sich erkundigen. Yani kesinlikle ya da tercihen bilgi almalı. 13. boşluğumuza ne geliyor? Evet, auf jeden Fall. 13. boşluğumuza ne geliyor? 13. boşluğumuza da yine bence desert geliyor. Yukarıda yazdı ya, her yerde bütün dünyanın bütün plajlarında nicht erlaubt dedi. İzin verilmiyor buna. Bu yüzden sollte man insanlar ne yapmalı? Sollte man erkundigen, sich erkundigen bilgi almalı. Nasıl bilgi almak? Kesinlikle unbedingt. Kesinlikle bilgi almalı. Şeyin kürek ve kovayı şeylerine inden akuzatif. Valizlerine koymak. Valizlerine su paken yapması. Valiz açmayı da auspaken diye daha önce konuşmuştuk. Valizlerine
paketlemelerinin yararlı olup olmayacağını. Tavsiye olmaz burada. Ratsam normalde tavsiye demek ama yani tavsiye anlamsız olur yani. Onları almasının faydası olup olmayacağını. Schreibt das, imperatif bir zasımız var burada. Schreibt das, boşluk, aufschreiben. Zon, aksi takdirde unutursun, evet. Absolut. Absolut. Yani kesinlikle evet. Ya da hemen, değil mi? Hemen, sofort. Sofort. Evet, absolut, kesinlikle. Hemen. Ya da tercihen, liebe. Ya da gleich. Ha, gleich dedim, aklıma geldi. Geçen hafta gleich ve şey arasında, eben arasında bir fark söylemiştik. İkisi de böyle şimdi gibi ifade ediyordu ama en önemli fark neydi? Gleich ve eben arasındaki fark. Hatırlatma için. Eben geçmişte kullanılıyor demiştiniz. Ama şimdi hemenki geçmiş zamanda. Yani saniyeler önceki geçmiş zaman. Evet. Arkadaşlar, yani şimdi kapı çaldı dediğimizde Glash kullanıyordum. Şimdi kapı çaldı. Hayır ama ben kullanmıştık orada. Glash ise gelecek zaman ifade ediyordu. Glash da saniyeler sonra ama dakikalar içinde. Yani ich komme Glash dediğim zaman daha gelmedi gelecek. Evet, daha gelmedi. Şimdi saniyeler içinde ya da birkaç dakikaya kadar. Yani Glash şimdi demek. Aslında ben de şimdi demek. Ama ben geçmiş zaman ifade ediyor demiştik. Sıfırdan eksi atıyorum 20 saniyeye kadar, eksi 30 saniye kadar ama bir dakikaya değil. Çünkü şimdi kapı çaldı diyoruz ama bu geçmiş zaman ifade ediyor. Kapı çaldıktan sonra söylüyoruz bunu. Burada eben kullanıyoruz. Geçen hafta ne demiştik? İşte eshat eben andertür geklin geldi demiştik mesela. Şimdi kapı çaldı ama saniyeler önce kapı çaldı. Bu glash ve ebeni geçen hafta bu şekilde ayırmıştık. Birisi saniyeler önce, birisi de şimdi saniyeler sonra. Ben geçmiş zaman ifade ediyordu. Glash da gelecek zaman ifade ediyordu. Buraya evet hemen not alabilirsiniz demiştik. Glash, liebe, sofort. Evet. Aufschreiben arkadaşım not almak demek yani. Kaydetmek, not almak. Son cümlemiz. Bei Regelmäßigen Schlafstörungen ist man, boşluğumuz var, müde. Immer. Zer müde, değil mi? Total müde. Arkadaşa birlikte kullanıyor yine. Evet. Ya da gün boyunca yorgun olmak. Yani gün boyunca nasıl ifade ederiz burada? Gün boyunca. Tagsüber. Gün boyunca. Evet, total müde. Total müde ikisi birlikte kullanıyor arkadaşlar çoğu yerde. Yani ich bin total müde diyor mesela. Çok yorgunum. Ganz müde olmuyor herhalde ya. Ganz müde. Ya o burada total kullanıyor. Tot müde. Tot müde de olur, evet. Evet. Ve hat konsantrasyon problemi. Konsantrasyon problemleri oluşuyor. Deshalb sollte man bei Schlafstörungen uyku problemlerinde tavsiye ediyor. Sollte man. Unbedingt. Aynen. Auf jeden Fall. Unbedingt. Yani liebe belki olabilir. Yani tercih edin. Absolut. Kesinlikle. Arkadaşlar auf Suchen'e baktım ben de. Yani Suchen arasındaki fark. Şimdi ya ich suche meine Schlüssel dediği zaman anahtarım kayıp ve ben onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ama auf Suchen Ars belli, doktor belli, yeri belli, telefonu belli. Randevu alıp gitmek. Yani einfach aufsuchen gitmek. Yani doktora danışmak anlamı var burada. Yani suchen'den ziyade evet, başvurmak, danışmak, gitmek. Einfach. İkisi arasındaki farka bakmıştım. Evet arkadaşlar 7 dakika geçirdik. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İnşallah haftaya yine 2 tane tekstimizle. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi geceler. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.